İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Milletvekili adayı Seda Melikyan, Artsakh'ın küçük yer adları, Hunot Kanyonu, Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan makamları uluslararası toplumun dikkatini 5 Mart terör saldırısından başka yöne çekmeye çalışıyor. Toivo Klar, Berzor yolunda ulaşımın şeffaflığını sağlama fikri tamamen yasaldır. Ermeni kimliği, Dersim. Sebastyalı Murat, ey insanlar, kendinizi kurtarmak için silaha sarılın, kendinizi kurtarmanın başka yolu yok. Sepanakert'te Hamşen Ermenilerinin gelenekleri ve kültürleri hakkında eğitici bir etkinlik düzenlendi. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Milletvekili adayı Seda Melikyan. 1946 yılında doğdum, annemle babam Batı Ermenistan'ın farklı illerinden gelen Ermenilerdi. Baba tarafı Artsakh, anne tarafı Hamşen ve Karin. Yerevan Devlet Üniversitesi Biyoloji Fakültesinden mezun oldum. 1972-1995 yılları arasında Genel Hijyen ve Meslek Hastalıkları Araştırma Enstitüsü'nde sosyopsikolog olarak çalıştım. Yayınlanmış 42 bilimsel makalem var. Bilimsel tezimin ön savunmasını geçtim ama 90'lı yıllarda bilim kurulunun kapanması nedeniyle tezimi savunamadım. 1983 yılından itibaren Sovyetler Birliği Bilimler Akademisi'ne bağlı Sovyetler Birliği Psikologlar Birliği'nin gerçek bir üyesiyim. 1990-2005 yılları arasında Ermenistan Devlet Etnografya Müzesi Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Araştırma Departmanı'nda bilimsel araştırmacı olarak çalıştım ve bir dizi sergi gerçekleştirdim. Aralarından özellikle 2000 yılında Ermenistan Cumhuriyeti'nde ilk kez düzenlenen Asalaya ithaf edilen sergiyi ayırt etmek isterim. Bilimsel araştırma enstitülerinin kapatılması sonucunda 1997-2015 yılları arasında aynı zamanda birkaç üniversitede öğretim üyesi olarak esas mesleklerim olan sosyoloji ve psikoloji dersleri verdim. Artsakh hareketinden bu yana sosyal ve politik faaliyetlerin içindeyim. Manevi Ermenistan adlı STK'nın eş başkanıydım. İnsan Hakları İçin Avukatlar STK'sının yönetici direktörüydüm. Biri 2001'de olmak üzere bir dizi araştırma projesini yönettim. Bugüne kadar Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme Programı için ömür boyu kültür uzmanıyım. Bir dizi yüksek profilli kamu eyleminde ve savunuculuk davasında aktif rol aldım. Özellikle de hem Yerevan'da hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kazandığımız 3 masum askeri müebbet hapisten kurtaran Madagis davası. 1993 yılında Özgürlük Savaşçısı'nın sosyopsikoloji karakterini incelemeye başladım. Program, 1. Artsakh Savaşı yıllarında önce Artsakh'ta, ardından Yerevan'da ve Ermenistan Cumhuriyeti'nin farklı yerlerinde konuşlanmış müfrezelerde uygulandı. 1997 yılında Ermenistan Cumhuriyeti Helsinki Komitesi'nin kurucu üyelerinden Vahan İshanyan, Ermenistan Cumhuriyeti'nde ilk kez barışçıl koşullarda ölen askerlerin ve ebeveynlerinin haklarını korumaya başladı. 2009 yılından itibaren Ermenistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları Kamu Gözlemcileri Grubu uzmanıyım. 2000 yılından beri Gerçek Durumda Ordu adlı bir kamu girişiminin kurucu üyesiyim. Ayrıca Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine muhalefet partilerinin seçim öncesi genel kurul üyesi veya başkanı olarak katıldım. 2007 Zaruhi Bostancıyan ile birlikte milletvekili yardımcısı olarak Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'ne girdim ve 2018 Mayıs ayına kadar aktif olarak siyasi faaliyetlerde bulundum. Bir dizi yasa tasarısının ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi raporlarının hazırlanmasına katıldım. 2018'de Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki sosyal ve politik faaliyetlerimi durdurdum. 2018 Aralık ayında Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi seçimlerine katıldım ve milletvekili seçildim. Ardından Nisan 2020'ye kadar Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı seçildim ve ardından Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sayın Armenak Abrahamyan'ın bana olan güvenini kazanarak Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı olarak atandım ve bugüne kadar bana emanet edilen görevleri büyük bir onur ve sorumlulukla yerine getiriyorum.
2008 yılından beri Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşının yüksek unvanını taşımaktan onur ve gurur duyuyorum. 2023 yılının Aralık ayından itibaren diğer faaliyetlerim, Batı Ermenistan'da yaşayan milyonlarca yurttaşlarımızla yürütülen çeşitli çalışmalara ve işgal altındaki vatanımızın nihai kurtuluşuna yönelik olacak. Bunu uygulamak için sadece 2004 yılından bu yana tüm gücünü ve enerjisini ortaya koyarak büyük bir başarıya imza atan, Boğuzlubar tarafından tasarlanan ve mihenk taşını hepimizin kalbinde taşımayı gerektiren bu kutsal davaya yolumuzu açan Armenak Abrahamyan'ın değil aynı zamanda hepinizin desteği ve aktif katılımını talep ediyorum. Boğuzlubar'ın, Armenak Abrahamyan'ın ve her birimizin düşüncelerini birlikte içinde ilerletecek bir ekip olacağımıza inanıyor ve umuyorum. O halde bugünden itibaren kişisel çıkarlarımızı bir kenara bırakıp kendimizi tek adı vatan olan bu kutsal işe adayalım. Adaylığımı doğrulamak için 80 imza toplamam gerekiyor. Bu kayıt formunu doldurarak imza sahiplerinden biri olabilirsiniz. Artak Cumhuriyeti Zontikner Şelalesi, şemsiye anlamına gelen ve Zontikner, şemsiyeler olarak bilinen Hunut Kanyonu, doğanın güzelliğiyle turistleri şaşırtan bir doğal koruma alanıdır. Zontikner Şelalesi, kanyonun içinden başlayarak yosun kaplı bir kayanın üzerinden geçerek şemsiye şeklinde bir şelale oluşturuyor. Zontikner Şelalesi, Karkar Nehri'nin kıyısında yer almaktadır. Şelaleye Şuşi tarafından ulaşmak için Hunut'un Sarp geçidindeki aynı adı taşıyan köyün kalıntılarından ve bir ortaçağ köprüsünden geçmek gerekiyor. Hunut'un devasa kayaları yukarı doğru uzanıyor, bu doğa anıtını çevreliyor ve burayı son derece güzel kılıyor. Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına ilişkin bir yorum yayınladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. 7 Mart'ta Azerbaycan Savunma Bakanlığı iddiaya göre aynı gün Rusya Federasyonu Barış Güçleri eşliğinde Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerine ait bir askeri teçhizat konvoyunun Stepanakert-Lisagor yolundan geçtiğine dair bir mesaj yayınladı. Bu bağlamda Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yaydığı bilgilerin gerçeklerle örtüşmediğini ve Azerbaycan tarafının uluslararası toplumu yanıltmaya yönelik bir başka yalan olduğunu vurgulamayı gerekli görüyoruz. Aynı zamanda Azerbaycan makamlarının uluslararası toplumun dikkatini Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin 5 Mart'ta gerçekleştirdiği terör operasyonundan, Artsakh halkına yönelik süregelen terör ve etnik temizlik politikasından başka yöne çekmeye çalıştıkları ve olası yeni provokasyonlara zemin hazırladıkları açıktır. Avrupa Birliği'nin Güney Kafkasya Özel Temsilcisi Tayvo Klar, Azerbaycan APA Ajansı ile yaptığı görüşmede şunları söyledi. Öncelikle Berzor yolunda ulaşımda şeffaflığın sağlanması fikrinin tamamen yasal olduğunu düşünüyorum. Çünkü Berzor yolunun gerilimi artırıcı mallar için kullanılmasını, askeri ya da yasa dışı amaçlarla kullanılmasını istemiyoruz. Diplomata göre şu şeffaflığı sağlamanın yolları müzakere ve tartışma konusu. Belirttiğine göre geçmişte bazı adımlar tartışıldı. Klar, örneğin Rusların bölgedeki trafiği daha iyi kontrol edebilmesi için kontrol noktasında ek donanıma sahip olmak lazım dedi ve ekledi. Aynı zamanda Artsakh Ermenilerinin güvenli hareket etme olasılığını hissetmeleri önemli. Avrupa Birliği Özel Temsilcisi ayrıca Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan liderleri arasında yeni bir toplantı düzenlemenin önemini vurguladı. Western Armenia TV 20. yüzyıl boyunca kökenlerini gizlemek zorunda kalan Dersim'in Alevi Ermenilerinin sorunlarını ele alıyor. 19. yüzyılda başlayan yavaş ve kesintisiz Alevileşme süreci 20. yüzyılda 1915 soykırım ve 1938 Dersim katliamı ile hızlandı ve bunun sonucunda Ermeniler ile Aleviler arasındaki fark neredeyse ortadan kalktı. Artık Dersim'de Ermeni olmak sadece Ermeni kökenli bir hatıra anlamına gelmektedir.
20. yüzyılın başında çeşitli yazarların ifadelerine göre Dersim'deki Ermeniler nüfusun yaklaşık 1/3'ünü oluşturuyordu. Dersim'de onlara Armani deniyor ve kendi kendilerine ise Ermeni Hay derdi. Ermeni kimliğinin dışsal özellikleri Hristiyanlık, Ermenice dili, Ermeni isimleri, bazı halk ritüelleri, bazı giyim ve yiyecek farklılıklarıydı. Ermeniler geleneksel olarak daha bilgiliydi. Birçok köyde hala kiliseler ve onlara bağlı okulları vardı. Ermenilerin Konstantinopolis'teki Ermeni Patrikhanesi ve Yerzinka ile Harbert Piskoposluklarıyla bağlantıları vardı. Başka bir deyişle Ermenilerin öyle ya da böyle ulusal kurumları vardı ve Dersim'deki dağınık yaşam durumuna rağmen ulusal yaşamları genel olarak düzenliydi. Eğitim, bayramlar, hac ziyaretleri, iç sosyal hiyerarşik ölçek. Çoğu Ermeni Osmanlı İmparatorluğu'nun Dersim'e boyun eğdirmek için dönemsel girişimlerine karşı direnişe katılmamaya çalıştı. Aşiret reislerinin toplantılarına, Dersim'in Osmanlı saldırılarına karşı kendini savunmak hareketlerinde aktif olarak yer alan Ermeniler davet edilirdi ve onlar zaten azdı. En ünlüsü Dersim'de aşiret olarak bilinen Mirakyan ailesiydi. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Sebastyalı Murat, Murat Hrimyan. Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nin ana figürlerinden biridir. 15 Mart 1915 akşamı 3 polis Murat'ın evine gelerek acil bir durumda hazır olun emriyle Ali Bey notunu teslim eder. Murat, kardeşi, yeğeni ve birkaç arkadaşıyla birlikte dağlara kaçar. Murat'ın macerası bundan sonra başlıyor. Kendini, savunma savaşları, hastalık, açlık, hainlerle dolu ormanlar, ölen arkadaşlar ve katledilen öz halkının kervanları. Murat ve adamları bir Türk balıkçı teknesine ele geçirip Batum'a doğru yola çıkarlar. Tüm bu yolculuk hakkında bir günlük yazdı. Zabel Yeseyan, Murat'ın kız kardeşi Sırpuyi'nin silah arkadaşı olan Vartan Şahbaz ve diğerlerinin hikayelerine ve Murat'ın günlüğüne dayanarak Murat'ın Yolculuğu adlı eseri yazdı ve 1918'de Bakü'deki Gortz dergisinin 4-8 sayılarında yayınlandı. 1921'de Boston'da ayrı bir kitapçık olarak yayınlandı. Ermenistan Cumhuriyeti'nde sadece 1990'da yayınlanabildi. Sebastyalı Murat, bir Ermeni bir altın hareketinin katılımcılarından biriydi ve birçok Ermeni çocuğunu kurtardı. Ailesini uzun süre aradı ama başarılı olamadı. 31 Temmuz 5 Ağustos 1918 tarihine kadar Ermeniler Murat'ın katılımıyla Bakü'de güçlü savaşlar yaptı. Murat 4 Ağustos'ta bu pogromlardan biri sırasında öldürüldü. Arsak'ın başkenti Stepanakert'teki Paul Eluard Evi Frankofon merkezinde Hamşen kültürü ve tarihine adanan bir etkinlik düzenlendi. Cephe Arsak adlı sivil toplum kuruluşu ve Bekor adlı gençlik kulübü tarafından düzenlenen kültürel etkinlikte Hamşen Ermenilerinin lehçelerindeki şarkılar, Hamşen'in etnografik dansları, gelenekleri ve yemekleri sunuldu. Front Arsak ve Bekor gençlik kulübü gönüllüsü Anastasia Andryan, Hamşen'in Batı Ermenistan'ın gizemli ve ilginç yerlerinden biri olduğuna inandığını ifade etti. Anastasia Andryan, son zamanlarda Hamşen'e ilgi arttı. Biz de bir etkinlik düzenleyerek Hamşen'in kültürel özelliklerini keşfetmeye çalıştık. Hamşen, Batı Ermenistan'ın Ermenilerinin en yoğun yaşadığı bölgesidir. Hamşen'de Ermeniler zorla din değiştirme sonucu İslam dinini kabul etmelerine rağmen ana vatanlarında yaşamaya, etnik kültürlerini ve lehçelerini korumaya devam ediyor. Hamşen'in derin Ermeni kökleri oradaki kiliseler ve manastırlar tarafından da belgeleniyor. Artsakh Ermenileri için Hamşen bölgesinin Batı Ermenistan'da yer aldığını ve Batı Ermenistan'ın Türkiye tarafından işgal edilmiş bir Ermeni devleti olduğunu hatırlamaları çok önemlidir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ararat Bedrosyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Lepho Lele adlı eseri sunuyoruz. Thank you.
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.